Bilgiç köstebek kardeşi için bir uçurtma yaptı. Uçurtmayı uçurmak için yakınlardaki bir çayırlığa gittiler. Uçurtma nasıl uçurulur, nasıl kontrol edilir? Bilgiç köstebek tüm bu bilgileri kardeşine tek tek öğretiyordu. Minik köstebek abisini dikkatlice dinliyordu. Bir süre sonra havadaki uçurtmayı hiç zorlanmadan kolayca kontrol etmeye başladı. Bilgiç köstebek, "Benim kardeşim çok ama çok yetenekli," diyerek gülümsedi. Bir süre sonra güneş minik köstebeğin dikkatini çekmişti. "Abi, güneş ne işe yarar?" diye sordu. Bilgiç köstebek güneşe doğru baktı. "Dünyayı aydınlatır ve ısınmasını sağlar. Sayamayacağımız kadar çok yararı vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinin oluşmalarını sağlar. Çevreye yaydığı ışıklar ile tüm canlıların sağlıklı gelişmesine yardımcı olur," dedi. Minik köstebek, "Güneş ne kadar yararlıymış," dedi. Bilgiç köstebek de, "Okulda daha fazlasını öğreneceksin. Şimdi uçurtmamızı aşağıya indirelim ve toplayalım. Saat geç olmadan önce evimize dönmeliyiz," dedi. Bugün ne kadar güzel ve faydalı bir gün oldu diye düşünüyordu minik köstebek. Abisi ona hem yeni bir uçurtma yapmış, nasıl uçurulacağını öğretmiş, hem de güneş hakkında eğitici bilgiler vermişti. Evlerine geri gelen abi ve kardeş uçurtmayı uygun bir yere bıraktılar. Sonra da ellerini ve yüzlerini güzelce yıkadıktan sonra akşam yemeği için sofraya oturdular. Ailece güzel bir akşam yemeği yediler. Güzel bir akşam yemeği yedikten sonra minik köstebeğin uykusu geldi. Uyku hazırlıklarını bitirdikten sonra annesine, babasına ve abisine "İyi geceler," dediği yatağına gitti. Gece yarısı su içmek için uyandı. Yatağından kalkarak mutfağa doğru yürümeye başladı. Bunları yaparken abisini uyandırmamak için çok dikkatli davranıyordu. Minik köstebek tam salondaki pencerenin önünden geçiyordu ki kararmış gökyüzünde kocaman parlak bir şey gördü. Çok şaşırmıştı. "Aa, gece yarısı güneş doğmuş," diye mırıldandı kendi kendine. Hemen koştu ve abisini uyandırdı. "Koş abi, bak, gece yarısı güneş doğmuş," dedi minik köstebek. "Gece yarısı güneş mi doğmuş?" diye sordu abisi. Yatağından kalkarak pencereye doğru yürüdü. Bilgiç köstebek pencerenin önüne gelince gülmeye başladı. "Bu güneş değil ay," dedi. "Ay mı? O da nedir?" diye sordu minik köstebek. "Güneş gündüz görünür, ay ise bazı gecelerde görünür," dedi abisi. İlk göründüğü haline hilal, sonraki haline yarım ay, yuvarlak haline de dolunay denir. "Okulunda üst sınıflarda hepsini öğreneceksin," dedi Bilgiç köstebek. Sonra odalarına dönüp yataklarına yattılar. Minik köstebek uyuyamıyordu. Yaşadığımız dünyanın ne kadar ilginç olduğunu düşünüyordu. "Kim bilir, büyüyünce belki de gökbilimci olurum," diye mırıldandı ve kendisini gökbilimci olarak hayal ederken uykuya daldı.